Şimdi bizdeki beton kafaların son numarası şu, yerli araçla alakalı. Bu araç işte Pininfarina'nın K850 konsept modeli. Daha önce fuarlarda gösterildi de bilmem ne de bilmem ne. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben gerçekten bugüne kadar sosyal medyada edebimi bozmamak için mücadele etmiş bir insanım. Sizin kaflı konuşmam, edepsiz adapsız paylaşımlarda bulunmam ama gerçekten zorluyorsunuz siz. Bak güzel kardeşim, öncelikle konsept aracın ne olduğunu bilmen lazım. Pininfarina, TOG zaten Pininfarina ile tasarımda işbirliği yaptığını şey yapmıyor, reddetmiyor. Bunu zaten kendileri açıkladı. Pininfarina, uluslararası birçok markaya konsept araç üreten, dizayn üreten bir dizayn atölyesi. Sadece İtalyan otomobil markalarını değil, dünyadaki birçok markaya dizayn üreten bir otomobil atölyesi. Ve TOG da bunlarla birlikte çalışmış ve Pininfarina'nın diğer konsept araçlarına benzemesi de doğal çünkü aynı dizayn atölyesinden çıkıyor. Yani neticede ortaya bir ürün çıkarılacak ve bu uluslararası piyasaların beğenisine sunulacak. Burada böyle bir dizayn atölyesiyle işbirliği yapılması son derece doğal ve gerekli. Yani ne yapacaklar? Lale abi bize bir araba çiz, bakalım nasıl olacak falan mı diyecekler. Yani o zaman da bu araba olmamış diye yaygara koparacak. Zaten her şeye kup takıyorsunuz. Yani havada gitse bu araba niye uçuyor diyeceksiniz. O kadar dengesiz eleştiriler var ki ya. Geçen bir tanesi kelli felli adam ya, gazeteciyim diyor. Bu araba Nexus yok, gitmez diyor. Kardeşim bu araba elektrikli, sıfır emisyonla çalışıyor. Ne Nexus diyor. Kurban olayım ya. Biraz aklınızı başınıza toplayın. Şu bir hafta Oda TV, Sözcü, Halk TV falan takip etmeyi bırakın. Belki aklınız başınıza gelir. Tekrar fabrika ayarlarınıza dönüp belki böyle milli bir meselede gurur duyarsınız. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Uluslararası piyasalarda zaten otomobil dizayn işinde, yani bunu biraz öğrenin abi. Yani mesela Peugeot'un, Citroen'in başında yıllarca bir İspanyol vardı. Almanya'da Mercedes'in dizayn işinin başında yıllarca bir Türk vardı. Uluslararası piyasalar bu konuda ırkçı davranmaz. Kim güzel yapıyorsa, kim iyi yapıyorsa ona güvenilir. Yani biraz insaf ya, biraz.